Hena'yı Cavit'le nasıl evlendirirsin? Ha, neden? Bunda ne sorun var? Gayet düzgün, uysal efendi bir adam. Ve o çok uzun zamandır benimle çalışıyor. Bir gün olsun bir yanlışını görmedim. Birincisi, ona adam bile denmez. İkincisi, hizmetçi ile damat seçimi arasında fark var. Oğlunun dediklerini duyuyorsun değil Hamza mi? Hamza. Doğru diyor. Hem ne Türk kadın bunlar? Bu insanlar bir tuhaf. Sanki sokaktan toplanıp getirilmiş gibiler. Köylü kadınlar böyledir hala. Ama Hena onlarla yaşamak zorunda değil. Evlilik bütün aileyi bağlayan bir şey anne. Hena için nasıl bir talip seçtiniz siz? Hena mutlu olacak Hamza. Mutlu mu? Ben böyle nasıl yaşar diyorum. Büyüklerin işine karışma. Sen böyle şeylerden anlamazsın. Hena daha fazla okumak istemiyor. Hayata dair bir amacı bile yok. Bütün gün evde boş boş oturacak bir kızla ne yaparız? Tamam. Ama neden Cavit'le? Hena'ya haksızlık yaptığınızı düşünmüyor musunuz siz? Babaanne? Oğlumuz yurt dışından geldi. Böyle şeyler söylemesi normal. Sen git Hena'yı getir, töreni başlat oğlum. Evet Hamza, Allah aşkına sus artık. Merhaba. Babaanne. Ne yaptın sen? Nedir bu halin? Çabuk! Baban bize makyöz yollamadı mı? Her dakika sana makyaj yapacak biri yok burada. Çabuk düzelt şunu. Yenge. Yenge lütfen kıyma bana. Buna bir son ver lütfen. Son mu vereyim? İstersen bunu yapabilirsin. Lütfen yap bunu. Benim için yap ne olur. Evet. Ama yapmayacağım. Aslında seni bu halde oraya götürebilmeyi çok isterdim. Ama olmaz. Hadi. Yüzünü temizle ve uygun bir ruj sür. Makyajını tazele. Safiye, birazdan gelip seni alacağım. Safiye! Gel canım, gel kızım. Jalis, benim bu insanları gözüm tutmadı. Anne. Herkes hazırsa bismillah deyip törenimize başlayalım. Biri her şeyi kaydetmeyi unutmasın. Evet evet. Dünür, bismillah deyip başlayalım da önce biraz konuşalım. Ne konuda? Şöyle ki, kızın babasının yurt dışında yaşadığını biliyorum. Ben diyorum ki Cavidi de orada bir işe yerleştirebilir. Hayır olmaz. Ben böyle çok iyiyim. Burada kalmak istiyorum. Sen fazla konuşma. Beyaz ten meraklısı seni. Ne diyor bu adam? Ne dediğini anlayan var mı? Anne sen sus. İzin ver onlarla ben konuşayım. Bakın. Cavit her şeyi onar vermişti. Cavit burada kalacak. Onu kendimize damat alıyoruz. Bu küçük bir şey değil. Mesele de bu ya Dünür. Onun gibi birini damadın yapacak kadar acil olan nedir? Bu adam ne saçmalıyor? Mamsa, onunla ben konuşuyorum. Bakın bayım. Misafirimiz olarak buradasın. Öyle kalsan iyi olur. Evet lütfen abi. Ben burada kalacağım. Sen sesini çıkartma. Üvey kardeşim olsan da senin abinim ben.
Bana öyle geliyor ki bu kızda bir kusur var. Bu ne cüret? Kuzenim hakkında nasıl böyle şeyler söylersin ha? Defol buradan. Hamza. Çık dışarı. Hamza. Kuzenim Hamza, hakkında ne hakkında lafları dersin? Sana bırak hadi dedim. Dur. Çık. Hamza, delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Ah durun. Lütfen oturun, oturun. Oturun lütfen. Evet, özür dilerim. Lütfen oturun, rica ederim, gitmeyin. Cavit lütfen otur. Bir terslik var Cavit. Yoksa niçin sinirlensinler? Ne diyor bu? Hamza, yeğenimle izdivacına onay verdim. Ama sen hangi hakla benim ailemin kızlarına dil uzatırsın? Hemen defolun gidin buradan, yoksa sizi öldürene kadar döverim. Defolun hadi. Hamza. Atın şunları dışarı hadi. Hadi defolun gidin. Defolun. Sen neden yüzünü gösterdin? Gördün mü ne tür insanlarmış? Benimle gel. Hamza! Niçin bu evliliğe Hamza onay verdin? Gir içeri. Abi ben de geleyim. Bir saniye. Sen git, birazdan geliriz. Otur. Tamam. Ve sakın ağlamaya kalkma. Sakın. Ve o iğrenç insanlardan kurtulduğuna şükret. Aklın yok mu senin? Ben burada olmasam evlenecektin. Çıkar o şeyleri hemen. Hena, endişe edecek bir şey yok, üzülme. Tamam? Onlar seni hiç hak etmiyorlardı. Sen... Sorun yok, tamam mı? İyi misin? Ben gidip bir duruma bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.